Orta vadeli program resmi gazetede yayımlandı. Programda en dikkat çekense emeklilik sistemine getireceği yeni soluk oldu. Artık daha uzun süre çalışanlar primleri düşük de olsa yüksek emekli maaşı alabilecek. Üstelik detaylar bununla da sınırlı değil. Ekonominin 3 yıllık yol haritası belli oldu. Orta vadeli programda emeklilik sistemi için de dikkat çeken ipuçları verildi. Yeni dönem yeni düzenlemeleri bekliyor. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren orta vadeli program ile emeklilikte yeni bir dönemin sinyalleri verildi. Emeklilik sisteminde aylık bağlamada prim gün sayısı daha da önemli hale gelecek. Mevcut sistemde emekli maaşları ödenen prime göre belirleniyordu ama bu yeni plana göre daha fazla çalışanlar, yani daha uzun çalışanlar, daha fazla prim ödeyenler gibi daha yüksek maaşlar alacak. Böylelikle prim maaş dengesi de dengelenmeye çalışılacak. Bir süredir gündemde olan tamamlayıcı emeklilik sistemi de orta vadeli programda yer aldı. Böylece şu anda zorunlu olmayan ve 45 yaş altı çalışanlara uygulanan BES'teki otomatik katılım sistemi ikinci emeklilik olarak uygulanacak. Yeni düzenlenecek BES ve otomatik katılım sistemleriyle çalışanlar birikimleri için daha fazla getiri sağlayan fonları tercih edebilecek. Süre dolduğundaysa isteğe göre ikinci bir emekli maaşı ya da toplu para alma hakkı olacak.